Piazza Navona, Roma'nın ünlü meydanlarından biri. Meydanı birbirinden güzel heykellerle bezenmiş havuzlar süslüyor. Meydanın bulunduğu yer en az 2000 yıllık bir yerleşim bölgesiymiş. Eski bir stadyumun üzerine kurulmuş meydan. Bölge, papalığın Roma'ya taşındığı 15. yüzyıldan sonra hareketlenmeye başlamış. Rönesans ve barok dönemleri boyunca prensler, papalar, kardinaller ve sanatçılar bu civarda yaşamışlar. Ünlü Trevi Çeşmesi'nin önündeyiz. Arkamda görüyorsunuz. Bu çeşme eskiden buraya çıkan su yollarının kavşak noktasıymış. 22 kilometre öteden buraya su getiriyormuş Romalılar bir zamanlar. Şimdi burada dilek diliyorlar, para atıyorlar dilekleri olsun diye bu havuza. Roma'da St. Paul Katedrali'nin önündeyiz. St. Paul Kilisesi'nin ön cephesindeki kolonlar. İçeri giriyoruz. Kilisedeki en güzel bölümdeyiz. Kutlamaların yapıldığı majestik orta avludayız. Apsis yakınında bulunan kutlama yeri. Arnolfo di Cambio'nun gotik tarzda inşa ettiği Ziborium'un önündeyiz. Kilisenin iki yan koridorundan biri. Eski kiliseden kalma haç yolu bölümünü geziyoruz. Duvarlarda tarihi rölyefler. Kiliseyi terk ediyoruz. Roma'nın Trastevere bölgesinde Vatikan'ı ziyaret ediyoruz. Vatikan 43 hektarlık bir alan üzerine kurulmuş. Dünyanın en küçük devleti. Trastevere sakinleri kendilerini hakiki Romalılar olarak görürler. Vatikan, Şubat 1929'dan beri bağımsız bir devlet. Bu küçük devlette yaklaşık 500 kişi yaşıyor. Devletin pastanesi, bankaları, parası, hukuk sistemi hatta radyo istasyonu bile var. Vatikan'da San Pietro Kilisesi'ni geziyoruz. Papa 7. Alexander Anıtı kilisedeki önemli eserlerden biri. Kubbe 13,5 metre yüksekliğinde ve Michelangelo tarafından tasarlanmış. Kilise bir ibadet yeri olmasının yanında adeta bir müze. Kilisenin altarı Aziz Petrus'un mezarının üzerine rastlatılmış. 1624 yılında Bernini'ye ısmarlanmış altar.
Buraya kadar gelmişken Sixtina Şapeli'ni ve Rafael odalarını kısaca ziyaret edeceğiz. Sixtina Şapeli'nin tavanındaki harika resimler tek başına Michelangelo tarafından yapılmış. Duvarlar, değişik sanatçılar tarafından yapılan tablolarla dekore edilmiş. Rafael odalarına da kısaca bir göz atıyoruz. Vatikan'ın yakınlarındaki Melekler Köprüsü ve Kalesi'ni geziyoruz. Arkamda Melekler Kalesi'ni görüyorum. Bu üzerinde bulunduğumuz köprü de Melekler Köprüsü. Bu kalenin özelliği var. Cem Sultan burada 3 sene hapis tutulmuş. Ve Fransızlar Cem Sultan'ı istedikleri zaman Cem Sultan'ı yavaş yavaş zehirleyerek Fransızlara vermişler. Ve Cem Sultan maalesef yolda ölmüş.